Ciao compare, hoş geldin. Bugün sana yabancı dil öğreniminde kesinlikle göz önünde bulundurman gereken bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem senin hem yabancı dillere olan bakışını değiştirecek hem de bundan sonra öğreneceğin yabancı dillerde sana çok büyük kolaylık sağlayacak. Bu videoda ayrıca kültürlerin ve dillerin çok farklıymış gibi görünmelerine rağmen aslında birbirlerine ne kadar çok benzediğinden ve aslında fark etmeden aynı dili konuştuğumuzdan da bahsedeceğiz. Video başlığında Lego tekniği demişim. Acaba Lego ile ne alakası var? Hep birlikte göreceğiz. Hemen başlıyoruz. Öncelikle bir dili çok iyi bilmelisin. Bu Türkçe de olabilir. İlla bir yabancı dil bil demiyorum. Türkçeyi iyi bilmelisin. Ama iyi bilmelisin derken dil bilgisi kuralları ile birlikte bilmelisin. Bir dilin nasıl işlediğini anlayabilmek adına. Yani yüklem nedir? Nasıl kullanılır? Zarf dediğimiz şey ne? Özne ne? Bir dilde fiil çekimi var mı? Bu fiil çekimi nasıl oluyor? Zaman kipleri nelerdir? Nasıl kullanılır? Bir fiili geçmiş zaman yaparken eklerle mi yapıyoruz, yardımcı fiillerle mi yapıyoruz? Eklerle yapıyorsak bu ekler fiilin başına mı ekleniyor, sonuna mı ekleniyor? Her dilin bir matematiği var. Eğer bir dilin matematiğini iyi çözersen buradan çıkardığın formülleri başka bir dilde uygulayabilirsin. Bu aslında Lego parçalarını bir araya getirmeyi öğrenmek gibi bir şey. Şimdi her dilin cümle yapısının Lego dizilimi farklı. Ama biz bu Legoların hangilerinin bir araya gelebildiğini, hangisinin cümlenin başına geldiğini, hangisinin sonuna geldiğini, bunları yerlerine takmayı öğrenirsek eğer, o öğrendiğiniz dilde ezber yapmadan kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Şimdi hemen bir örnek veriyorum. Birkaç tane cümle getirdim. Bu Avrupa dillerinden bir tanesini biliyorsanız eğer, ilk kelimenin özne olduğunu bilirsiniz. İkinci kelimenin yardımcı fiil olduğunu bilirsiniz. Ve üçüncü kelimenin de fiilin geçmiş zamanı olduğunu bilirsiniz. Şimdi hemen bir analiz yapalım. I have played. I, ben, özne değil mi? Have. Bu fiiline sahip olmak fiili değil mi? Ama burada yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Fiili geçmiş zaman yapabilmek için kullanılıyor. Played. Play fiili oynamak demek, ed ekiyle de geçmiş zamana çevrilmiş. Şimdi bu bir formül. Bu dilin, bu cümlenin Lego dizilimi bu. Şimdi bak, analiz et. Ed ekiyle bu fiil geçmiş zaman yapılmış değil mi? Şimdi bu formülü biz diğerlerine uygulayabiliyoruz. Played, finished, talked, jumped değil mi? Hep sonunda ed. Diğer cümleye bak. Ich habe gespielt. Ich aynı şey, ben. Habe, haben, sahip olmak. Ve aynı şekilde yardımcı fiil olarak kullanılmış. Gespielt. Bu fiili geçmiş zamanda kullanabilmek için haben fiilini yardımcı fiil olarak kullanmışız. Şimdi ich habe gespielt. Gespielt spielen, oynamak. Nasıl geçmiş zamana çevrilmiş? G eki gelmiş ama başa gelmiş. Bak, bunun Lego dizilimi biraz farklı. Ama bu Lego dizilimini diğer fiillere de uygulayabilirsin. Gespielt, gesprochen, gemacht değil mi? Peki ich habe. Burada fiil çekimi var mı? Var. Ich habe, du hast, er, sie, es, hat. Okey. Neden? Çünkü dillerin ihtiyaçlarından dolayı. Tamam, yaptı. Kim yaptı? Benim bu cümlede bu eylemi kimin yaptığını bir şekilde belirtmem lazım. O da özneye göre çekmiş. Aynı şekilde İngilizce'de de bu böyle zaten. Şimdi burada ufacık bir ekleme yapacağım. Ich habe gespielt, du hast gespielt, er, sie, es hat gespielt, wir haben gespielt. Hep gespielt, yani hep oynadı. Geçmiş zaman hiç değişmiyor. Geçmiş zaman değişmediği için onu ben tek başına kullandığımda o eylemin kimin tarafından yapıldığını bilemiyoruz. Dilin ihtiyacından ötürü buradaki yardımcı fiili çekmek zorundayım. Ki bu eylemi kimin yaptığını bilelim. Aynı şey. O, avere. Hangi fiil? Sahip olmak. Peki hangi anlamda kullanılmış? Yardımcı fiil olarak kullanılmış. Giocato. Fiil ne? Giocare. Giocato. Geçmiş zaman nasıl yapılmış? Giocato. Burada to ekiyle yapılmış. Giocato, parlato, mangiato. Hep böyle to ekiyle yapılıyor. İspanyolcasına bak. Yo e jugado. Aynı şey. Haber fiili, sahip olmak, yardımcı fiil. Jugado burada da do ekiyle yapılmış. Şimdi diyeceksin ki hocam ama Türkçe'de çok farklı. Değil. Oynadım. Ayır legoları. Oynadım. Okey. Şimdi oyna fiilimiz.
Türkçede nasıl geçmiş zaman yapılıyor? The, di ekiyle, değil mi? Farklı geçmiş zamanlar var tabii ki de buradaki hikaye. The ekiyle yapılıyor. The, di. Sonundaki m ne? Kim? Kim yapmış bu eylemi? Oynadım. Bak, oynadı. Giocato, jugado, played, gespielt. Aynı şey. Burada tek farklı olan şey sonundaki m. Türkçede bu ek sona ekleniyor. Ha, Türkçeyi mesela ben fantezi yapsam, Türkçeyi Avrupa dili gibi, Avrupa dili Lego dizimine soksam, oynadı olacaktı. Ya da ben oynadı. Aslında dediğim gibi aynı sistem. Neden? Hepimiz insanız, aslında aynı dili konuşuyoruz ve dillerin ihtiyaçları aynı. Dillerin ihtiyaçlarına odaklanırsanız, bu çok dilli pencereden bakıp diğer dillerle bağlantı kurmaya çalışırsanız, bu sizin yeni bir dil öğrenmenizde kesinlikle çok yardımcı olacak. Şimdi bu videoda biz yabancı diller arasında sadece geçmiş zaman cümle yapısını inceledik. Yabancı diller arasındaki benzerlikler sadece bundan ibaret değil tabii ki. Eminim ki siz de bunun gibi benzerliklerle karşılaşmışsınızdır. Peki bu karşılaştığınız benzerlikleri benimle bu videonun altında paylaşmak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu birkaç ay önce sizinle paylaştığım 5 tane önemli yabancı dil öğrenme yöntemi videosuna bakmadıysanız şuraya tıklayarak o videoya da ulaşabilirsiniz.